Bu lahanada önemli olan başka bir şey daha var. Bak Hüseyin, insanların bilmediği, lahanayı tanımadıkları için. Şimdi B12 vitaminini biz alıyoruz ya, nereden alırız? Etten, sütten, peynirden, yumurtadan alıyoruz, değil mi? B12 vitamini merkezinde kobalt adı verilen ağır bir atom içerir. Yani ağır bir atomdur bu, kobalt. Ve içeriğinde metal bulunduran yegane vitamindir B12. Bununla ne ilgisi var diyeceksiniz. Bakın hiçbir bitkide B12 vitamini bulunmaz. Ama bunun turşusunu yaparsanız B12 vitamini oluşur. Bu bir. Fakat bunun faydası ne? Şimdi siz diyelim ki et yediniz, çiğnediniz. İçeriğindeki B12 vitamini etin proteinine bağlıdır. Midenize gelir. Orada pepsin bunu parçalar. Yani B12 ile bağlı olduğu proteini, B12'nin bağlı olduğu taşıyıcı proteinini ayırır. Mide çeperinde parasel hücrelerinde ne oluyor? Bir tane şey üretiliyor. Protein. Adı intrinsic faktör. İşte bu intrinsic faktör B12 ile birleşir, bağırsaklara taşınır, orada tekrar ayrılır ve biz B12'yi ne yaparız? Alırız. Bazı insanlarda gastrit gibi, ülser gibi şikayeti olanlarda mide hücreleri bu proteini yani intrinsic faktörü üretemedikleri için o B12'yi siz alamazsınız. Mümkün değil. Ha, buna dışarıdan iğneyle bunu verirler. Burası çok önemli bir nokta. Bakın şimdi. Bunu ben çınar yaprağındayken fark etmiştim. Yani ondan sonra dedim ne oluyoruz ya? Çınar yaprağında metilotrofik bakteriler vardır. Bunlar zarotoksik etkili olan proteinleri parçalar. Yok eder, yerler. İşte bu lahanada öyle bir özellik var ki Hüseyin, intrinsic faktör üretilmediği için ne yapıyor? B12 vitamini açıkta kalıyor. Bağırsaklara indiğinde B12 vitamininin lütfen lise öğrencileri, kimyacılar, biyologlar, tıp hekimleri, efendim eczacılar girsin baksın şu B12 vitamininin molekül yapısı nasılmış diye. Orada göreceksiniz 7-8 tane saçaklı metil gruplarını göreceksiniz. Bu bakteriler, bağırsaklardaki ince bağırsaktaki bu bakteriler bu metil gruplarına saldırıyor ve tüketiyor ve sizin B12 vitamini özelliğiniz kayboluyor. Şimdi lahananın ne alakası var? İşte gastrit ve ülseriniz var ise lahana size orada yardımcıdır. İçerisinde U vitamini var. U vitamini de ulkustan gelir. Şeyde Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, Moğolistan'da at çok kıymetli bir hayvandır. Neden? Çünkü koşularda onu kullanıyorlar, taşıyor, biniyorlar. Yani at kıymetli bir hayvan orada. Bunlar midelerini üşüttükleri zaman bu hayvanlar lahana yapraklarını haşlarlar ve hayvanlara yedirirler, ata yedirirler ve mideleri düzülür. Ulkus kelimesi işte mide demektir. Oradan gelir. U vitamini de oradan. S-metiyonin, kükürtlü bir metiyonin grubu var. Şimdi bu lahana ne yapıyor? Bu lahana ülserinizi ve gastritinizi tedavi etmede, düzeltmede yardımcı ama o parsel hücrelerinin midedeki üretemediği artık ülser ve gastrite bağlı olarak üretemediği intrinsic faktör proteinini yani B12'yi ince bağırsağa taşıyacak onu üretmeye başlıyor. İşte bu sayede siz bu sayede lahanayı tükettiğiniz zaman B12 vitamini alımınız artıyor. Bak, kaynatıp suyunu içmek 15 dakika.
Ama turşusunu yaparsanız Aliyu Ala, lahanada Lactobacillus bakterileri var. Bunlar ne yapıyor? B12 vitamini üretmeye başlıyor. Lahana turşusu. Bak karışığını yemeyeceksiniz efendim. Sadece ben lahana. Yanında salatayı severim, domates, biraz da patlıcan olmaz. Ya mesela tek başına. Nasıl tek başına? Şimdi herhangi bir saatte yemek de değil, değil mi hocam? Yok, yemeğin arasında da arasında yiyebilirsiniz. Tabii, çünkü neden? Bu B12 vitamini suda çözünen bir vitamin olduğu için rahatlıkla yemek arasında da yersiniz. Ola, tamam o zaman. Çünkü diğerlerini yani, karıştırmıyoruz ya hocam. Onları evet, ayrı kullanıyoruz. O zaman bundan kolay bir tedavi edici bir şey bilmiyorum ben. Lahana turşusu hepimiz evet, çok severiz.